Ya komiserim ben bir saatliğine izin aldım ya iş yerinde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son haftalarda vaka sayısı en çok artan iller arasında yer alan Kastamonu'da tüm denetimlere ve alınan tedbirlere rağmen virüsün yayılması engellenemiyor. Ya benim öyle... Her geçen gün sayıların daha da arttığı ilde tedbirlerin sonuç vermemesinin sebepleri arasında ise vatandaşların sıkı tedbirlere uymaması geliyor. Kastamonu'da akraba ve hasta ziyaretlerinin önüne geçilmezken son olarak hasta ziyaretine giden bir kişinin 42 kişiye virüs bulaştırdığı belirtildi. Son haftalarda vaka sayılarının en çok arttığı iller arasında yer alan Kastamonu'da artışın önlenememe sebeplerinden bahseden Vali Avni Çakır, geçmiş olsun diye hasta ziyaretine giden bir kişinin şu ana kadar 42 kişiye virüs bulaştırdığını tespit ettiklerini söyledi. Sağlık Müdürlüğümüz yetkilileri açıkladılar. Bir hasta ziyaretinden şu ana kadar 42 vaka tespit ettik. Sadece bir hasta ziyaretinden kaynaklandı arkadaşlar. Israrla uyarıyoruz. Lütfen cenaze, taziye, ziyaretlerimizi erteleyelim. Hasta ziyaretlerini hiç yapmayalım. Ne demek hasta ziyareti? Zaten adam çıkmış şifa bulmuş zaten. Onu hepten böyle bu tür ziyaretlerde hepten hasta yapıyoruz. Sen kurtuldun bu sefer Covid'le seni tekrar bir daha tehdit edelim diyoruz neredeyse. O yüzden arkadaşlar bu konuda maalesef hala bazı vatandaşlarımızda gerekli hassasiyeti göremiyoruz. UMKE, AFAD ve itfaiye ekiplerinin trafik kazası tatbikatında konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, izinsiz sokakta olan araç kullanan herkese cezai işlem uygulayacağız ifadelerini kullandı. Sokakta kolluk ekiplerimiz 7-24 saat görevde ama tekrar söylüyorum. Bununla alakalı bildiğiniz gibi market, fırın, eczane vesaire yasak kapsamı dışında olan yerlere vatandaşlarımızı gitmeyebiliyorsunuz serbest ama zorunluluk hallerinde ama vatandaşlarımızın biz tam düşüncesini okuyamıyoruz. Herkesin samimi ifadesi inanmak durumunda kalıyoruz ama bu konuda tekrar işte her şey insan unsuruna geliyor, samimiyete geliyor. Bu anlamda hala bazı vatandaşlarımız sanki normal bir dönemmiş gibi hafta sonunda davranmaya çalışıyorlar. Geçen hafta ikazla bu süreci yönettik ama bu hafta izinsiz şekilde sokakta olan, araç kullanan, yetkisiz, istisna kapsamında olmayan insanlara araçlara ceza işlemde uygulayacağımızı özellikle ifade etmek isterim. İnşallah Ramazan ayındaki ilave kısıtlamalarla ben süreci kontrol altına daha da alacağımızı düşünüyorum.